merhaba. Bugün yine her zaman olduğu gibi makyaj yapacağız ve bir far paleti inceleyeceğiz yine. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Sizin de galiba en çok sevdiğiniz şeylerden bir tanesi. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum ama bana bir yazın. Çok sevinirim. Şimdi Revolution'ın, daha doğrusu I Heart Revolution'ın çıkarmış olduğu böyle karpuz karpuz kabartmalı bir palet var. Watermelon isimli paletten bahsediyorum. Bugün ilk defa bunu kullanacağız. Swatch'larını yaptım. Birazdan göstereceğim zaten. Şimdi biz bir makyaja başlayalım. Şu ten makyajımızı bir yapalım. Onun sonrasında da far paletine geçelim. Benim her zaman olduğu gibi güneş kremim tabii ki var. Sonunda rutin olarak oturtmayı başardım. Bu yüzden kendimi tebrik ediyorum. L'Oreal'in Infallible isimli fondöteni kullanacağım. Bendeki numarası, rengi 130 numaraymış. Aynen. Evet evet, 130 numarasıymış. Zaten şey yapacağım. Ne derler onun adına? Aşağı bırakacağım hepsini her zaman olduğu gibi. Şimdi bununla bir başlayalım. Ama ben bunu şuraya sıkayım. Bir pompa. Bunu uzun zamandır kullanmıyorum. Kesin. Evet. Aynen öyle. Donmuş olarak çıktı. Şunu şuraya koyalım. Şöyle bir saçımı atayım. Ve pıt pıt bırakayım yüzüme. Bu birazcık bana hafif koyu gelen ve koyulaşan bir fondötendi. Sanki öyle hatırlıyorum ben ama bunu. Aa, bir pompa yetmeyecek bu arada bana. Şunu kapatayım mı artık? Allah aşkına, geçmek bilmedi ya. Öf. Güzel bir fondöten bu. Çok incecik yapısı var. Bayağı ince. Hiç öyle maske gibi falan asla durmuyor. Çok güzel görünüyor. Cildi güzel gösteriyor. Daha böyle nemlimsiye de yakın bir ne derler ona, bitişi var. Her zaman kullandığım ve çok sevdiğim Eclipse'in bu fondöten fırçasıyla yedireceğim. Koyu bana. Ama şu an mesela iyi. Ama bir tıkçık daha koyulaşacak o. Allah. İşte onu yapmasa çok iyi olacak. Hani böyle kalsa yine iyi. Evet. Fondötenimizi tamamen yaydık. Kapatıcılığı da hiç fena değil bu arada bu fondöteni. Görüyorsunuz şuradaki sivilcem ne haldeydi. Devasa bir sivilce çıkardı. Ve onu çok iyi kapatmadı mı? Bence iyi kapattı. Tamam. Şimdi kapatıcıya geçelim o zaman. Kapatıcı olarak da neydi bu? Heh, Essence'ın Camouflage isimli kapatıcısını uygulayacağım. Kapatıcısını uygulayacağım. Evet. Birazcık çizgilere doluyor bu. Yani benim çizgilerime doluyor. Açıkçası. Bu kadar açık olması da iyi oldu. Çünkü fondöten bir tıkçık bana koyu gelecek şimdi. Koyulaşacak çünkü. Onu şey yaparız. Dengeleriz. Önce şöyle bütün gözüme kapalıyken, ondan sonra çabuk dağılıyor ve kolay dağılıyor bu arada. Gözümün altından da hemen şöyle geçeceğim. Hemen şimdi buna da aynısını yapalım. Önce şöyle bir göz kapağıma getireyim. Evet. Kapatıcımız da tamamdır. Pudramdan bir tıkçık daha alıyorum. Ay, her yere dökülüyor ama ya. Ziyan oluyor pudram vallahi. Lighten pudrasını kullanıyorum bu arada. Şöyle aldım. Bütün cildimden geçeceğim ama böyle pıt pıt bırakacağım. Ondan sonra süpüreceğim. Şimdi değil. O zaman devam ediyoruz şimdi. Pudra bir tıkçık yüzümde kalsın. Ben o sırada kaşlarla ilgilenilmiş gibi yapayım. Essence'ın kaş pudrasını kullanacağım. Bunun kullanması gerçekten çok zor yani. Her şeyini birbirinden ayırmanız gerekiyor. Güzel ama yani niye bu kadar uğraşıyorum ki? Zaten sevmiyorum uğraşmayı ben. Şuradaki rengi alalım ve kaşlarımızdan şöyle geçelim. Pudramızı süpürebiliriz. Kaşlarımıza da işimizi bitirdik. Şöyle fazlalıklarını alıyorum pudramın. Pudramızı da süpürdüğümüze göre şimdi hemen ne yapıyoruz o zaman? Kontür yapıyoruz. Back to Bronze kullanacağım L'Oreal'in. En sevdiğim bronzerlerimden bir tanesi. Hiç kıyamadıklarımdan da bir tanesi aynı zamanda. Bayılıyorum. Bayağı seviyorum. Şöyle hafiften. Ay, kokusunun güzelliği. Hemen şöyle fırçama bir tık alıyorum ve şuraya çok hafif böyle bronzerimsi, kontürümsü bir şey yapıyorum. Zaten bu öyle çok yoğun yoğun bir ürün değil. Çok da güzel görünüyor. Bu tarafa da birazcık geçelim. O zaman bir de allık uygulayalım şimdi. Duo Blush set uygulayacağım. Pasteldeki bu tatlış rengi kullanacağım.
Işıltılıya değil, bunu kullanacağım aynen. Acaba ışıltılı mı kullansaydım, bilemedim. Bir tık ikisine de yetiyor. Görüyorsun. Vallahi güzel. Bu L'Oreal'in Love and Glow isimli bir şeyi var. Biliyorsunuz ki ne derler ona, aydınlatıcı paleti. Onun cool olanını sevmiştim tabii ki ve onu aldım. Bayağı oldu alalı. Şuradaki rengi şimdi bir uygulayayım bakayım. Çünkü makyaja sanki o daha mı uygun olacak gibi. Aynen, bence öyle. Şimdi onu bir aldık. Şuraya hemen yapıştıralım. Ay çok güzel ya. Vallahi çok tatlı. Bana o iki renk biraz koyu geliyor ama hiç önemli değil. Diğeri daha koyu, onu hiç kullanamam. Şuraya da bir geçelim hemen. Ten makyajımız tamam olduğuna göre artık ne yapıyoruz? Tabii ki de gözlere geçiyoruz. Evet, hemen şöyle paletimi açacağım ve renkleri size göstereceğim. Ondan sonra da makyaja başlayacağız artık. Bir saniye. Hemen şöyle paleti göstermeye çalışayım size. Renkleri görüyorsunuz. Renkli palet sevenler olarak bizi kendine aşık etmiş bir paletle daha beraberiz bugün. Çekmecemde duruyor, uzun zamandır kullanmadım. Sizi bekledim. Ve çok bekledim. Yani niye bu kadar beklediğimi bilmiyorum. Bayağı bekledim bu paleti kullanmayı. Bir sürü fırsat bulamadık burada kullanmak için. Ama bugün fırsatımız oldu galiba. O zaman başlayacağız. Şimdi 18 tane renkten oluşan bir palet bu. 9 tanesi ışıltılı, 9 tanesi de mat. Işıltılar inanılmaz yağ gibi, her zaman olduğu gibi. Matların pigmentleri de hiç fena değil. Gerçekten çok iyi. Swatch yaparken ben açıkçası çok beğendim. Hatta hemen şöyle swatchları da size göstereyim. Yani görüyorsunuz. Hemen şunu da göstereyim. Şöyle iki elime de swatchları yaptım ve geldim. Nasıl bir makyaj yapacağız bilmiyorum. Her zaman olduğu gibi. Gerçekten bilmiyorum. Bunu ben şöyle bir tıkçık döndürsem de renkleri görsem orada. Ne yapalım? Nasıl bir makyaj yapalım? Maviler, yeşiller, mavili pembeli yapalım mı karışık? Ne olacak ki? Öyle yapalım. Burada ama geçiş rengi var mı ona uygun? Var. Şunu geçiş olarak bir kullanacağım şimdi. Şurada görmüş olduğunuz rengi. Hadi başlayalım. Şöyle bir tıkçık aldım. Her zaman olduğu gibi katlanma bölgemden bir tıkçık daha böyle dışarıdan gelecek şekilde uyguluyorum. Çok az aldım biliyor musunuz? Bayağı bir tıkçık aldım yani. Bunun pigmenti iyi. Hemen şöyle diğerinden de. Yine aynı şekilde bir tıkçık şeyden gelecek şekilde, ne derler ona? Dışarıdan. Katlanma bölgesini bir tıkçık üstünden. Yemin ediyorum her şeyi yuttum. Bütün tozları yuttum. Evet. Çok olmasın ama ya. Şimdi de şurada bir pembe vardı. Neredeydi o pembemiz? Şurada. Bunu da bir geçelim. Bunu da daha böyle kaş altlarına yakın yerden geçelim. En son ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız. Bir tıkçık hemen onu da aldım. Aynı fırçayı aldım. Hiç şey yapmıyorum. Biraz daha şuraya. Yani tonları benziyor mu? Evet, biraz benziyor. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradaki en açık yeşil var ya, şu renkli olan. Onu alacağım. Islatmalı mıyım acaba onu? Bilemiyorum. Hiç bilemedim ama önce şöyle bir alayım, bir deneyeyim. Olmazsa ıslatırım. İç köşelerden gelecek şekilde, hiç gerek yokmuş bu arada. Görüyor musunuz? Şu şekilde en iç köşelere bu yeşili bir bırakalım. Bu nasıl bir pigment? Fırçayı temizledim. Hiç değiştirmeyeceğim. Çünkü zaten birbirine karıştıracağım hepsini. Şuradaki maviyi alacağım şimdi. Bu çok güzel bir mavi. Hatta nerede o? Şurada. Şu. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız rengine? Uf. Yani bu mavi aşkından dolayı hiç şikayetimiz yok. Çok memnunuz. Evet. Şu rengi alıyorum şimdi. Bu yeşilin dibine gelecek şekilde uygulayacağım. Islatmıyorum. Az öncekini de ıslatmamıştım ki hiç gerek yok. Zaten çok güzel. Çok. Gerçekten çok güzel. Şöyle hemen. Oha. Bu ne?
Görüyor musunuz? Görün lütfen. Görmeniz lazım bunu. Evet, şov yapıyor şu an. Zaten Revolution paletleri hep böyle. Hep güzel. Bunu da hemen bir tık çık. Yanından uyguluyorum. Katlama bölgemin üstüne getiriyorum ki benim kapaklarım düşük olduğu için. Tam kemikten uyguladığım far asla görünemez. Öyle bir şey yok. O yüzden katlanma bölgesinin üstünden gelecek şekilde uygulamam gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle görünüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir tutalım hemen. Şuradaki moru en dış köşelere bir uygulayacağım. O da ışıltılı bir renk. Öyle değil mi? Işıltılı. Tabii. Şu hatta galiba. Bu mu ki acaba? Galiba o. Tamam, onu da alalım şimdi. Tam ucundan böyle yakalayacağım. Şunu da bırakalım. Şimdi boş bir fırça alacağım ve en dış köşeleri bir karıştırmaya çalışacağım. Buradan başlayarak. Oradaki çizgiyi almak maksadım. Sonra gerekirse tekrar kapaklara doğru bir renk takviyesi yaparız oraya. Şu köşeleri şimdi bir karıştıralım bakalım. Bunu hemen biraz karıştırayım. Maviden ve yeşilden belki bundan da bir tık daha ekleyeceğim ama iyice bir otursun şu renkler. Güzel doğru karışıyorlar. Birbirleriyle de güzel karıştılar. Ay çok tatlılar. Bakar mısınız? İyi. Böyle bir görüntümüz var. Şimdi az önce kullandığım mavi ve yeşili parmağıma alacağım bu sefer. Şimdi hemen iç köşeye bunu da aynen ondan sonra hatta şöyle yapayım. Onun sonrasında da maviyi hemen üstüne bir kere daha yapıştıracağım. Mavilerin ve yeşillerin vurgusunun gitmesini istemiyorum. Göz makyajımız hemen hemen bitmiş durumda diyebilirim. Şimdi göz altlarıma geçeceğim. Aynı renkleri şu ve şu rengi göz altlarımda da kullanacağım. Alt kirpikliklerimde daha doğrusu. Yeşille şöyle iç köşeden başlıyorum. Ama önce üstü bir halledeyim. Yüzüme bu arada çok feci bir şekilde döküldüler. Ve çıkarırken umuyorum ki yapışmazlar. Çok kremsi çünkü. Yapışabilecekmiş gibi geliyor bana. Böyle görünüyoruz şimdi. Maskara uygulayacağım ve gerçekten çok korktuğum bir maskarayı uygulayacağım. Teleskopik kullanacağım. L'Oreal'in Extra Black olanı bendeki. Çok zor bir maskara olduğunu düşünüyorum ve bugün neden bunu seçtiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi bu maskaranın şöyle bir durumu var. Bir kere çok incecik bir ucu var gördüğünüz üzere. Ve bir tane kirpiğinizi bitirdikten sonra diğer kirpiğe geçmeden bunu tamamen bitirmeniz gerekiyor. Çünkü çok kuruyor. Çok çabuk kuruyor bir de. Ve ikinci katı geçmenizde hiç yardımcı olmuyor. Ne yaptım tabii ki? Tabii ki de bulaştırdım. Umarım bunu bulaştırmam. Ve umarım diğerini çabuk temizleriz. Maskaramıza da işimiz bittiğine göre dudak kalemine geçebilirim artık. Brave kullanacağım. 502 numaralı Lykton. Bu asansörlü en sevdiğim dudak kalemi. Ruja da geçelim hemen. Honey Love isimli Max Factor'ın bir rujunu, parlak rujunu kullanacağım. Bu dudak kalemine bayılıyorum. Bu ruja da daha çok bayılıyorum. Bakar mısınız? Ve bunların uyumuna bakın. Çok iyi değil mi? Evet, rujumuzu da uyguladığımıza göre makyajı bitirmiş bulunmaktayız artık. Gördüğünüz üzere böyle bir makyajımız var. Bir tıkçık daha sizi yakına alacağım ve makyajı yakından göstermeye çalışacağım. Renkler gerçekten iyi. Pigmentler de bu arada çok iyi. Çok beğendim. Her zaman olduğu gibi çok sevdim. Makyaj da fena olmadı değil mi?
yazarsınız bana. O zaman bir tık çıktı şimdi. Paletten de bahsedeyim. Ondan sonra daha yavaştan gideyim. Palet hakkında söyleyecek çok bir şey yok ama yine de hani üstünden geçelim hani adettendir deyip. Evet, şöyle bir göstereyim tekrardan paleti size. Görmüş olduğunuz gibi 18 tane rengimiz vardı. 9 tanesi ışıltılı, 9 tanesi mat. Gerçekten kafam ayrı konuşuyor. Ben ayrı konuşmaya çalışıyorum. Senkronu yakalayamıyoruz. Bence sorun bu. Ben bu yüzden konuşamıyorum. Neyse. 18 tane renkten oluşuyor dediğim gibi. Matların hepsini bugün denemedim ama denediğim kadarıyla ve swatchladığım da kadarıyla hiç fena değil matları. Pigmentleri de hiç fena değil. Işıltılar tam bir efsane, bir şahane, inanılmaz güzel. Gerçekten öyle. Makyajı da gördünüz zaten. Böyle bir makyaj çıkarmış olduk ortaya. Revolution'ın farlarını ben zaten her zaman çok seviyorum. I Heart Revolution'ı da çok seviyorum. İkisi de bence çok güzel. Kalite olarak, yapı olarak, renk olarak, her şey olarak çok güzel farlar üretiyor Revolution. Ben bayılarak kullanıyorum. Bu paleti almak isteğiniz varsa da gözünüzü kapatın, öyle alın. Hani inanılmaz güzel. Kesinlikle alın. Hiç düşünmeyin bile, öyle söyleyeyim. Çok güzelmiş. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadı. Paletten de bir küçük bahsettiğime göre yavaştan gidiyorum artık. İzleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.